Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Turizm Ormanı projesi kapsamında bu gece gerçekleştirecek olduğumuz yayınımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz Türkiye Rehberler Birliği Başkanı Suat Tural. Kendisine merhabalar. Kendisini yayına davet etmeden önce projemiz hakkında küçük bir bilgi vermek isterim. Bildiğiniz üzere 2019-2020 yıllarında Hatay'da gerçekleşen yangınlar sonucunda 372 hektarlık bir ormanlık alan yok oldu. Bu proje bu kapsamda var olan bir proje ve 17 turizm sivil toplum kuruluşunun el ele vererek oluşturduğu bir proje. Bu proje kapsamında temel amaç 2021 yılında 100 bin ağaca ulaşabilmek. Bu kapsamda sizler de destek olmak isterseniz büyük harflerle Turizm Ormanı yazıp 2026'ya gönderebilirsiniz. Farklı bağış seçenekleri de mevcut. Bu detayları hem Instagram hesabından hem de turizmormanı.tuader.org'dan ulaşmak mümkün. Ayrıca bu akşam yayınımız esnasında eğer bağış yaparsanız ve bu bağış bildirimlerinizi Serpil Babur Kocaman'a Instagram hesabına iletirseniz biz de canlı yayın esnasında sizlere teşekkür etme fırsatı bulabiliriz. Tekrardan hepinize iyi akşamlar ve hoş geldiniz diyorum ve Suat Bey'i şu an bekliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhaba Sayın Hocam, sağ olun, hoş bulduk, iyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Hemen başlayalım o zaman hızlıca. Biz Tabii önce ki, şöyle tabii bir ki. genel değerlendirmeyle başlarsak çok iyi olur. Bu biliyorsunuz COVID süreci geçtiğimiz yılı şöyle genel hatlarıyla bir mesleğimiz açısından değerlendirebilirsiniz, güzel olur. Tabii ki. Bu pandemi diyoruz artık günlük yaşantımızda artık ilkokul çocuklarımızın bile öğrendiği bir kelime haline geldi. Ne olduğunu bilmezdik, epidemiyi de öğrendik ve daha birçok literatürümüze yeni katılan kelimeler oldu. Ve global bir kriz yaşadık, yaşıyoruz şu anda. Bunun Türk turizm sektöründe İlk etkilediği alan turist rehberleri oldu. Şöyle ki siz de biliyorsunuz aynı zamanda bir akademisyensiniz ama aynı zamanda meslektaşız da turist rehberisiniz aynı zamanda. Zaten bizim çalışma sürecimiz sezon dediğimiz dönem işte hani iyi ihtimalle Kasım ayında sona eriyor diyelim. Üstüne Aralık, Ocak, Şubat ve dahi Mart ayı işsiz geçiyor ama Mart'ta böyle yavaş yavaş işte sezon başlangıçları diyeceğimiz bir süreçte pandemiyle karşı karşıya kaldık. Ve ilk olarak iptal edilen turistik hareketlilik de bu kültür turları oluyor bildiğiniz üzere. Uçaklar inip kalkmamaya başladı. Onlarla birlikte tabii hiçbir gezen kalmadı ve turist rehberleri %100 işsizlikle karşı karşıya kaldılar. Biz bu sürecin sonrasında hatta bir akademik çalışma yaptırdık. Bu soruları cevaplayan meslektaşlarımız olmuştur tahmin ediyorum. Yaklaşık 1500 meslektaşımız bir çalışmaya cevaplar verdiler. Bu cevaplar neticesinde elde ettiğimiz sonuç gerçekten bizler için üzücüydü. Çünkü %76 oranında bir yılı aşkın süredir işsizlikle karşılaştık. Ve bu gerçekten hangi sektör için olursa olsun, hangi meslek dalı için olursa olsun göğüslenilmesi pek de mümkün olmayan bir oran. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Tabii ki devletimiz, kurumlarımız elden geldiği oranda
fayda sağlamaya çalıştık, çalıştılar. Biz de biliyorsunuz 2021 yılında kurum olarak, TÜREB olarak çalışma kartı ücretleri almadık. Efendim işte ekonomik imkanları müsaade eden odalarımızın aidat almamaları ya da aidatları düşük alabilmeleri yolunda yasaları da esneterek kararlar aldık. Ve bu şekilde meslektaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Ama biz ne yaparsak yapalım, işin özü global dünyada, global hayat içerisinde gelişen durumlara bakıyor. İşte bütün dünyada olduğu gibi biz de aşılama sonuçlarına ve bunun bizlere, insanlığa neler kazandıracağına bakıyoruz şu anda. Biraz onları bekliyoruz. Bunun ayak sesleri de gelmişti bir taraftan da. Düşünecek olursak hani global anlamda, dünya anlamında bakacak olursak öncesinde bir SARS krizi vardı. Yine Uzak Doğu'dan başlamıştı. Sonrasında bir MERS krizi yine Uzak Doğu'dan başlamıştı. Ama hani bunların bir gün gerçekten pandemik bir şekilde bütün dünyada yer alacağını maalesef hiçbir devlet, hiçbir kurum, organizasyon, Dünya Sağlık Örgütü vesaire öngörmediler demek ki. Ve bugün bu süreci maalesef yaşıyoruz. Yaşamak durumunda kalıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak meslektaşlarımıza da destek olmaya çalışıyoruz ve farkındayız ki onlar da zaten işte yine onlar ellerinden gelenin daha fazlasını da yaparak sektör içerisinde kalmaya, mesleklerine sahip çıkmaya gayret ediyorlar. Ama üzülerek gördüğümüz bir başka sonucu bunun şu oldu. Özellikle pandeminin ilk yarısında çok fazla sayıda, tabii bu kadar nitelikli olan insanlarımız, meslektaşlarımız başka sektörlere ya da zaten hali hazırda niteliğini taşıdıkları başka işlere yöneldiler şu anda. Belki de önümüzdeki süreç içerisinde bizi en zorlayacak olan netice bu gibi karşımıza çıkacak. Tekrar insanların Türkiye'nin turizmine güven duyması, tekrar insanların Türkiye turizminden ailelerini geçindirebilecek kazançlar elde etmesi ve bu yönde kararlılık gösterip tekrar hemen her yıl kriz yaşayan bu sektöre dönmek isteyip istemeyeceklerini hep birlikte tecrübe edeceğiz gibi duruyor. Bu da daha büyük tehlike. Peki 2021-2022 artık sezonu diyelim. Bununla ilgili öngörülerinizi iki farklı aşamada merak ediyorum. Bir, her şey yolunda giderse kısmı. Diğeri de gitmezse acaba TÜREB'in bir B planı var mı? Ya da biraz önce bahsettiğiniz desteklerin hangileri genişletilecek? Daha farklı kötü gün teorileriniz var mı? Elinizde, cebinizde olan bunları birazcık paylaşırsanız sevinirim. Tabii ki. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu WFTGA bünyesinde, Dünya Turist Rehberleri Birlikleri Federasyonu bünyesinde de bütün dünyadan temsilcilerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Orada 2021 vizyonumuzu hep beraber paylaştık. Herkesin ortak paydası şu: 2021 kesinlikle pandemi öncesine benzemeyecek. Yani bir anda öyle insanlar gezip tozmaya uluslararası nitelikte diyelim, gezip tozmaya başlamayacaklar. Evet, bir turizm hareketliliği olacak ama bu yüzde ya 70-80 oranında hep iç pazar olacak. Yani domestik bir turizm hareketliliği bekleniyor. Bunda aslında Türkiye'de Avrupa ülkelerine göre ya da efendim işte aynı Akdeniz çanağında olduğumuz ülkelere göre biraz daha avantajlı konumdayız. Çünkü o noktada
bizim önceden gelen diğer ülkelere oranla daha fazla bir tecrübemiz var. Bizim çünkü halkımız yurt içinde de gezmeyi seviyor zaten ve ciddi oranda özellikle son yıllarda böyle son 10-15 yıl diyebiliriz hatta Türkiye'deki gezen insan sayısında ciddi bir artış görüyoruz. Bunun Türkiye için bu şekilde devam etmesi durumunda Türkiye için bir kazanç olacağını, genel anlamda sektörü ayakta tutabilecek bir nokta olabileceği fikrini paylaşıyorum. Geçen yıl yani 2020 yılının ilk üç çeyreğini kaybettikten sonra son çeyreğinde olan ufak bir hareketlenmeyle bile aslında sektörün umutla yeniden bir heyecanla işte turizme sarıldığını da hep birlikte tecrübe ettik. Yabancı turist anlamında geçen yılın iki katı rakamları yakalayabilirsek, tabii burada sadece yabancı turist rakamı da bizi çok şey yapmıyor. Yani aslında çok heyecanlandırmıyor çünkü gelen yabancı turistin niye geldiği de çok önemli. Yerli turistin hangi turizm hareketliliği içerisinde bulunduğu da önemli. Biliyorsunuz deniz, kum, güneş turizmine gelen yerli ya da yabancı gezginin, turistin birinci anlamda turist rehberi için çok büyük bir katkısı olmuyor. Belki ondan sonra efendim işte otellerde satılan turlar neticesinde, belki insanların merakı neticesinde oluşabilecek geziler ancak bize bir hareketlilik sağlıyor. 2021'in iyi senaryosunun 2020'yi ikiye katlamak olacağını düşünüyorum ben. Hani %100 artış bekliyoruz deniliyor ya 2021'de. O zaten 2020'nin iki katı olmak demek. Bunun iyi bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Ama elimizdeki veriler henüz böyle bir şey göstermiyor. Yine Avrupa'dan yapılan, efendim işte Türkiye'deki yapılan açıklamalardan baktığımız zaman %60 oranında bir doluluk görüldüğü söyleniyor. Ama tabii bunların hepsi bir pamuk ipliğine bağlı. Bir anlamda yani ufacık bir sekteye uğraması, örnek veriyorum yürüttüğümüz bu aşılama sürecinin ufacık bir sekteye uğraması yahut işte son süreçte konuşulduğu üzere Avrupa Birliği'nin Çin aşısı dediğimiz aşıyı kabul etmemesi gibi durumlarda Türkiye turizmi gerçek anlamda çok daha büyük bir sıkıntı yaşayacaktır. Çünkü şu gerçeği söylemek lazım, birilerinin dile getirmesi lazım. Maalesef 2020 yılında pandemi süresince oluşturulan kaynaklardan veya desteklerden turizm sektörü sadece rehberler değil, bütün sektör, bütün sektör paydaşları, endüstri paydaşları faydalanamadılar. Ortaya konulan koşullar pek de böyle kolay koşullar değillerdi. Yer yer bankacılık sisteminin zorlukları yüzünden, yer yer turizm işletmelerinin günlük işletmeler olması sebebiyle bu destekler kullanılamadı. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. En son açıklanan 10 milyar dolarlık destek paketinin ancak 3 milyar doları kullanılabildi. Ve bu da tabii verilmek istenen desteğin, yapılmak istenen yardımın yerine ulaşmadığını gösteriyor bize. Yerine ulaşmıyorsa bu yardım reel bir katkısı da olmuyor, reel bir faydası da olmuyor. O yüzden her geçen gün evet yeni yatırımlar yapıldığını yer yer görüyoruz ama daha çoklukla işte kapanan acentalar, satılığa çıkartılan oteller gibi haberlerle karşılaşıyoruz. 2021 yılının iyi senaryosu gerçekleşmeyecek olursa
2022 yılında Türkiye gerçek anlamda bu dünya turizminde gelmiş olduğu altıncılık sırasını diyelim birkaç yıl daha göremeyecektir maalesef. Onu göremeyeceği için de bizim meslektaşlarımız da sıkıntı çekecektir. Burada işte sorunuzun ikinci kısmı bizi en çok düşündüren kısmı 2021'de ola ki 2020 gibi geçerse bir destek işte efendim sağlanamazsa ya da ne gibi destekler sağlanabilir kısmına gelecek olursak gerçekten 2022 sadece meslektaşlarımız adına değil örgütlerimiz adına da inanılmaz zorlu hatta kapanışlara giden, örgütlerimizin de kapanmasına giden bir yol olabilir. Bunun üzerinde çözüm önerileriyle efendim işte geliştirilebilecek farklı yöntemlerle birlikte çalışıyoruz ama öncesinde mesela bizlere çare olabileceğini düşündüğümüz projeler ve benzeri gibi şeyler dahi şu süreçte pek yürütülemiyor. Bu proje destekleri vesaire bunlar dahi çok yürütülemiyor. O yüzden 2021'in iyi senaryoyla geçmesi en büyük dileğimiz. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Öyle diyeyim. Kötü Tam da senaryoyu hiç düşünmek bile istemiyoruz. umarım. Tam da bu esnada bir soru geldi. Çok paralel bir soru. Bir arkadaş sordu. Biraz önce kaçırdım ismini. Lütfen kusura bakmayın. Turist rehberlerinin aşılanmasıyla alakalı bir başvuruda bulunmuş mu diye bir soru geldi. Mesela Hasan 2020. Çağatay, Hasan Çağatay Bulut sordu o soruyu. Tanırım Çağatay'ı. Benim eskiden başkanlığını yaptığım ANRO'nun üyesidir. Konyalı meslektaşlarımızdan. Bu soru genel olarak meslektaşlarımızdan soruluyor. Gerek Sağlık Bakanlığı nezdinde, gerek Kültür Turizm Bakanlığı nezdinde, gerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü nezdinde bütün başvurularımızı yaptık. Daha önceki konuşmalarımızda Mart ayı bitmeden tüm hizmet sektörü olarak değerlendirelim biz bunu. Sadece turist rehberleri olarak değerlendirmeyelim. Çünkü biz turist rehberleri olarak örnek veriyorum 20 yolcuyla muhatap oluyorsak aynı zamanda bizim kaptanımız da 20 yolcuyla muhatap oluyor demektir. Efendim gittiğimiz oteldeki resepsiyonistimiz, servis yapan arkadaşımız onlar da o yolcularla muhatap oluyor demektir. Mart ayı sonuna kadar bu sektörde aşılamaya başlanması öngörülüyordu. Ancak o hızda devam edilebilmiş midir? Devletin arzu ettiği sayılarda aşılar sağlanabilmiş midir? Gibi tabii soruların cevapları maalesef bizde değil. Ancak şunu biliyoruz. Ciddi anlamda bir 65 yaş üstü aşılamanın tamamlandığını ve hatta ikinci aşılara geçildiğini biliyoruz. Bundan sonra tabii biraz da gerçekçi olmakta fayda var. Örnek veriyorum. Hani ben de devlet katında bir yetkili olsam, hani bazı meslektaşlarım belki kızacaklar ama turizme ya da servis sektörüne gelmeden önce işte tabii ki sağlıkçılarımız, işte öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz, üniversitelerimiz, efendim işte ondan sonra ne diyelim adalet sisteminin de tam verimli çalışabilmesi için öncelikle adalet sektör denmez ona ne diyelim adalette bulunan insanların aşılanması gibi hani eğitim, sağlık ve adalet noktalarına daha büyük öncelik sağlardım. Onlar mutlaka sağlanacaktır. Ondan sonra bize de sıra gelecektir. Burada biz şeyi hatırlayanlar olacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı COVID-19 pandemisi sürecinde çalışma rehberinde çok sağlam bir
efendim işte ilişki yürüterek Sağlık Bakanlığı'nın bu rehberinde özellikle turist rehberlerinin tur boyunca COVID-19 pandemi yetkilisi olduğunu kayıtlara geçirmiş ve yüksek tehlike altında bulunduklarını da yine kayıtlara geçirmiştik. Bu kayıtların varlığı sebebiyle ne zaman ki sektörel aşılamalar başlarsa turist rehberlerinin öncelik alacağını düşünüyoruz. Otomatikman öyle olmalı çünkü zaten yüksek risk grubunda yer aldığımız devlet kayıtlarında geçiyor. Bunun üzerine de başvurularımızı da tekrar tekrar yaptık. Yine yapacağız tabii ki. Peki, öğrencilerimizin çok merak ettiği bir soru gelsin. 2021'de uygulama gezileri olacak mı? Ya da olmayacaksa ne zaman olacak? Öngörünüz var mı? Ücretlerde bir değişiklik var mı? Gibi birçok sorumuz var öğrencilerimizden gelen. Valla hocam biz 2020'de bile uygulamalı eğitim gezilerimizi yaptık aslında biliyorsunuz. 2020'nin ilk çeyreğinde yaptık. Zaten ortalarında da ve sonunda da ayrı ayrı yapmayı düşünüyorduk. Ama pandemi sıkıntı yarattı. Buna rağmen Ağustos ayında en azından bir Marmara bölgesi eğitim gezisi yaptık. Tabii ki bu Ağustos ayında yaptığımız Marmara Bölgesi uygulamalı yurt içi eğitim gezisi pandemi koşullarında yapılmıştı. Ve bu pandemi koşullarında yapılması sebebiyle efendim işte kontenjanların yarı yarıya kullanılması, araçların yarı yarıya kullanılması gibi mecburiyetlerden dolayı yüksek maliyetli çıkmıştı. Ama ondan önceki gezilere baktığımız zaman ve daha önceki gezilere bakıldığı zaman genel anlamda çok makul fiyatlandırmalar olduğunu düşünüyorum. Biz mutlaka 2021 yılında da tabii ki eğitim gezileri yapacağız ama ne zaman olduğuna dair herhangi bir şey söyleyemeyeceğim şu anda. Çünkü devletin de yaptığı gibi bu efendim işte normalleşme çabalarının, normalleşme çalışmalarının vereceği meyveleri bir görmemiz lazım. Ona göre çeşitli adımlar atacağız ama en kötü ihtimalle öyle görülüyor ki eğer biz geçen yıl Ağustos ayında Marmara Bölgesi eğitim gezisi yaptıysak, bu yıl Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, efendim işte İç Anadolu, Karadeniz, yine diğer bölgelerimize de belli süreler içerisinde mutlaka eğitim gezilerimizi yaparız. Ücretlendirmede şunu söyleyebilirim. Biz bir kere yapacağımız hemen her gezi için teklifler alıyoruz çeşitli acentalardan. Görüşüyoruz, konuşuyoruz ve bu tekliflerin bize gelen en makul olanını öğrencilerimize ya da geziye katılacak olan bölge ekletmek için geziye katılacak olan meslektaşlarımıza sunuyoruz. Fiyatlandırmalarda hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hep aynı acenta oluyor, niye o acenta oluyor filan diye konuşulduğunu da biliyorum. Bakıyoruz 4 acentadan fiyat almışız. Niye o acenta oluyor denilen acenta aslında 50 lira da olsa en düşük rakamı vermiş ve en iyi ödeme koşulunu o sunmuş mesela. Yani efendim işte yer yer 12 ay, yer yer 18 ay taksitlendirmeler yapabilme imkanı sunulmuş. En iyi koşulları tercih ederek biz de öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza sunuyoruz bu imkanları. Ama yurt içi eğitim gezileri de yapacağız tabii ki. Yapacağız yani. Tamam. Şimdi son zamanların en tartışmalı konularından birine gelelim. Sonra da bir arkadaşımız da alan kılavuzunu sordu aslında. İkisini birleştirip de sorabiliriz. Türkçe rehberlik. Türkçe rehberlik mevzu nasıl çıktı? Neden çıktı? Daha önemli bir soru. Siz tam olarak bu Türkçe rehberlik mevzunun neresindesiniz? Bize bu genel tüm dedikodular, legal kısmı, her şeyle alakalı böyle bir açıklama yaparsanız memnuniyet duyarız. Yapayım tabii. Şimdi Türkçe rehberlik konusu tabii birincisi bunu böyle adlandırmayalım. Çünkü sonra efendim işte
sağda solda sosyal medyada efendim işte ne bileyim ya da bu arama motorlarında yazıldığı zaman çok enteresan oksimoron bir şeye dönebilir yani ana dilde rehberlik gibi bir şey olabilir. Çok karşılık bulmayabilir bu yapay zeka noktasında dahi. Bu söylem ilk olarak siz de çok iyi hatırlarsınız. Mevcut TÜRSAP başkanından önceki TÜRSAP Başkanı Başaran Ulusoy tarafından defalarca dile getirilmiş bir söylemdi. Ve hemen her TÜRSAP seçiminde de zaten gündeme getirilip böyle bir temcit pilavı gibi ortaya sürülüyordu. Biz de bunların hepsini takip ediyoruz tabii ki ediyorduk ve ediyoruz. Hatta şunu söylüyorduk. Diyorduk ki Türkiye'deki turizm endüstrisi, turizm sektörü biraz kendini biliyor. Çünkü özellikle TÜRSAP olağan genel kurullarında Türkçe rehberliğin en ateşli savunucularının, en çok söz verenlerinin bir türlü tabandan karşılık bulup da seçilemediğini görüyorduk. Ki en nihayetinde hep öyle oldu. Yani pek karşılık bulmadı bu söylemler. Ancak neden sonra geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Sayın Bakanımız beni ve benimle birlikte bir kişiyi daha yani türev olarak iki kişi bir toplantıya davet etti. Gittik toplantıda baktık ki ham taslak denilen bir taslak var. Orada bir Türkçe rehberlik lafı geçiyor. Tabii bizim yani şimdi bunu kabul edebilmemiz ya da kabul etmemiz ya da kendi içinde mantığa bürümemiz gibi şeyler pek mümkün değil. Çünkü baktığımız zaman uluslararası düzlemde de baktığımız zaman hep gördüğümüz şey şu. Ben tabii siz akademisyenler de çok çalışmalar yapıyorsunuz ama ben daha Türkiye Cumhuriyeti'nde turist rehberliği meslek yasası çıkmadan yıllar evvel kendim için ve merak ederek bu meslek dünyada nasıl yapılıyor, Avrupa'da nasıl yapılıyor diye yaptığım araştırmalarda şunu görmüştüm ki hele ki şeyden bahsedecek olursak yani Türkiye'nin turizm endüstrisinde rekabet ettiği ülkelere bakacak olursak öyle ana dilde rehber olabilmek gibi bir imkanın sağlandığını kesinlikle görmüyoruz. Öyle bir şey yok. Üstelik ülkemizin devlet geleneğinde de böyle bir şey olmadığını ve bunun Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana böyle bir şeye müsaade edilmediğini görüyoruz. 1890'dan 29 Ekim 1890'dan bugüne kadar yapılan onlarca değişim ve düzeltme içerisinde asla böyle bir şeyin geçmediğini görüyoruz. Bundan sonra da böyle bir dediğim gibi oksimoron sayılabilecek bir ifadenin yer almayacağına inanıyoruz. O konuda da çalışıyoruz. Her mesleğin mutlaka edinilmesi gereken bir yetisi, bir becerisi, bir öğrenmesi vardır. Turist rehberliğinin de mutlaka öğrenilmesi gereken kısmı yabancı dildir. Hatta bunu şöyle de söyleyebilirim. Örnek vermek gerekirse tamamen başka bir alanda uzmanlaşmak isteyen bir turist rehberinin nasıl diyelim? Mesela ben doğa yürüyüşlerinde sizin üniversitenizde mesela doğa turizmi İhtisas Üniversitesi oluyor bildiğim kadarıyla hocam Kastamonu'da. Ben de mesela doğa turizmi yapmak isteyen bir rehberim değil mi? Diyelim ki. Eğer ki uzmanlığımı burada yapacaksam belki mitoloji bilmem bile gerekmeyebilir. Ha, ne olur mitoloji yerine işte bitki türlerini bilirim, ekim dikim süreçlerini bilirim, onları anlatırım. Geniş yapraklı, iğne yapraklı, yeşil yapraklı, renkli yapraklı gibi anlatımlar yapacağımdır. Mitoloji bile bilmeyebilirim ama yabancı dil bilmek zorundayım. Turist rehberliğinin olmazsa olmazı da budur. Böyle bile değerlendirebiliriz konuyu. Burada ne olmuş? Sizin de dediğiniz gibi bir
şey galiba değil mi? Alan kılavuzluğu da geçmiş. Evet, bu mezdadan geçtiği Yok, henüz geçmedi alan duyurulmuş. kılavuzluğu. Ne koyuyor? Ben şu anda sizinle yayın yaparken bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni takip ediyorum. Hiç kimse merak etmesin. Komisyondan beklediğimizden ya da olması gereken normal bir yasa görüşmesinin olması gerekenden çok daha hızlı geçirildiği doğrudur. Bu konuyla ilgili herkes biliyor ki ya da bilmeyen kaldıysa artık hani söyleyeyim, buna karşı en ön safta mücadele edenlerden biri de benim bizzat şahsım. Yine ANRO Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğüm süreç içerisinde ANRO Yönetim Kurulu'nun da o dönemki ANRO Yönetim Kurulu'nun da onayı, isteği ve desteğiyle alan kılavuzluğuna karşı davalar açmıştık. O davaları da kazandık. Ama tabii işin en sıkıntılı ya da çözümsüz noktası diyebiliriz. Maalesef yasa koyucu değiliz. Hani yasa koyucu olabilme imkanımız olsa bu tartışmaları yapmayız. Yasa koyucu olamadığımız sürece yapabileceğimiz şeyler bellidir. Efendim işte bütün bugün içerisinde biz ve daha önceki yaptığımız çalışmalarla yasa koyucu noktasında olan ya da yasama erkine sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilere ulaşarak konuyla ilgili hassasiyetlerimizi, nedenlerimizi, neden olmaması gerektiği yönündeki irademizi açık açık anlattık. Bugün de gördüm, öğrenci arkadaşlarımız da ciddi anlamda Twitter'da, sosyal medyada diyelim. Bakalım, hatta burada hashtagler de yazılmış. Çanakkale'de kılavuza hayır, kılavuz istemiyoruz, alan kılavuzu istemiyoruz gibi etiketlerle zaman zaman ilk 50 içerisinde TT olundu. Geçen cumartesi de alan kılavuzluğuna hayır etiketi ilk 10'a girerek 7'ye kadar yükselmişti zaten yaptığımız çalışmalarla. Sosyal medya yönünden bir çalışma yürüttüğümüz gibi siyasi politik alandan da bir çalışma yürütüyoruz. Ama her zaman için ülkede yasama erki son sözü söylüyor. Bunu biliyorsunuz. Ama bu şu demek değildir. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yeri geldiği takdirde şu anda görüşmeler yürüyor. Görüşmeler sonucunda mevcut alan kılavuzluğuna yönelik teklifin kabul göreceğini öngörüyoruz. Onun için de bir sonraki adıma yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. O bir sonraki adım ne? Söyleyemem burada. Peki. Bir yandan da özelden ben de laptop'tan biraz kontrol ediyorum açıkçası soruları. Güzel sorularımız var. Onları da iletmek isterim size. Tabii. 1971 Bu yılından arada bir şey itibaren söyleyeyim mi hocam? tabii. Pardon, bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Hazır yayın yapıyoruz. Turizm ormanı kuruyoruz değil mi bu arada? Sürekli onunla ilgili bir mesaj da gidiyor. Evet. Şey, ben İlgileniyor değil mi yayının siz girişinde yani? söyledim. Aşağıdan da Ha. arkadaşlar destek oluyor. Bir kere daha hatırlatalım. Turizm Harika. ormanı Tamam. istiyoruz. Büyük büyük. Lütfen yanlış olmasın. 20-26 diye hatırlıyorum. Evet, 20-26'ya Tamam. gönderiyoruz. Tekrar hatırlattığınız için teşekkür ederim. Rica ediyorum. Bir fidan 10 Tabii. lira, birer fidan gönderiversinler yani. Dediğim gibi Serpil Babur hocamın da iletilerini gönderirlerse biz de canlı yayın esnasında kendilerine teşekkür edebiliriz. Soruya geçeyim ben hemen. 1971 yılından itibaren turist rehberliği hakkında toplam 28 kanun ve yönetmelik çıkarılmıştır. Hiçbir düzenleme hakkında bilimsel ya da mantıklı bir açıklama yapılmamış, getirilmek istenen değişiklikler turizm akademisiyle tartışılmamıştır. Bu durumu nasıl yorumlarsınız diye bir soru var. Yani aslında sorunun içinde yorumu var diye düşünüyorum. Yani 1971 yılından bugüne getirilen onca işte değişiklik içerisinde ya da şöyle sormak lazım belki.
Türkiye'de yapılan yasal değişikliklerin yüzde kaçı akademiyle de paylaşılarak yapılan yasal değişiklikler? Bu bütün yasal değişiklikler içerisinde turizme yönelik yapılan yasal değişikliklerin payı nedir? Hani ben şöyle düşünüyorum, bakacak olursanız aslında bütün Türkiye'nin turizm endüstri içerisinde belki de bilimsel ve akademik bir temeli gerekçeleriyle en makul biçimde ortaya konulabilecek tek yasa 6.326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu da olabilir. Diğer kanunları da bir böyle hani akademisyen ya da normal, şimdi benim akademisyen gözlüğüm yok ama en azından normal bir vatandaş olarak incelediğim zaman gerekçelerdeki tutarsızlık vesaire falan filan gibi şeyler benim de gözüme çarpıyor yer yer. Ama bu tabii ülkelerin genel ne diyelim genel yasama gelenekleriyle alakalı bir durum olabilir. Bu değiştirilemez mi? Tabii ki değiştirilebilir ve değiştirilmesi de gerekir. Ama bunun için herhalde demokratik sürecin ya da parlamenter sürecin ya da bugünkü haliyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha bir olgunlaşması gerekir diye düşünüyorum. Bugün Türkiye'de çıksak, üniversite mezunlarına da sorsak, bir yasa yapılma sürecinin nasıl olduğunu sorsak, tahmin etmiyorum yeter sayıda doğru cevap alalım. İş tabii böyle olunca işleyişte bu yönde oluyor maalesef. İşleyişe Araya böyle. bir katkı sunmak istiyorum. Daha doğrusu bir soruyla. 6.326'nın da yapısal olarak yani yapısal bir değişikliğe gidileceğine yönelik de bir açıkçası artık dedikodu mu diyelim, baskı mı diyelim, işte bu turların Yani ülkeler tarafından 6.326, gibi. 6.000, şimdi şöyle diyeyim hocam. Hiçbir yasa, siz de biliyorsunuz, mükemmel değildir. Mükemmel yasa yoktur. Yasalar çıkarlar ve değişirler. Zamana uygun olarak da değişirler ya da uygulamada görülen yanlışlıklar, aksaklıklar üzerine değişebilirler. Evet, 6.326 üzerinde bir revizyon çalışması vardır. Biz hatta bu revizyon çalışması gündeme geldiğinde de halen daha da şunu da söylüyoruz. Diyoruz ki yasa böyle yapılmaz. Yani madem yasada değişiklik yapılacak, bununla ilgili bir gerekirse komisyon kurulur. Bu komisyon içerisinde akademisyenler olur. Efendim işte sektörün farklı alanlarından yetkin temsilciler olur. Onlar bir ön çalışma yaparlar, sonra getirirler bize, biz bakarız, tekrar bir değerlendiririz. İstediğimiz bazı şeyler doğru aktarılmamış olabilir. Ya da efendim işte istemediğimiz bazı şeyler ortaya çıkmış olabilir. Bu değişiklikler yapılarak bir mutabakattan sonra da revizyona gidilmesinde fayda var diye söylüyoruz. Ama dediğim gibi Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye'nin kendi dinamikleri farklı olabiliyor. Her zaman ideal olan gerçekleşmeye biliyor. Yani kısaca bu konuyla alakalı ortak akıl almayabilirler ve farklı bir Genel yasal olarak yani hani düzenleme diyorsunuz. genel olarak başka noktalarda da yer yer ortak aklın dışına çıkılabildiğini görüyoruz. Siyaseten aynısının 6.326 bizim yasamız için olmayacağının bir garantisi de yok ama biz her zaman ortak akıl tarafında durup tabii ki bir diğer nokta da şu, şimdi insanlar bizi genelde şöyle değerlendiriyorlar, biz Turist Rehberleri Birliği olduğumuz için, Türkiye Turist Rehberleri Birliği olduğumuz için her şeye sadece turist rehberi açısından baktığımız gibi bir ön yargıya ya da yanılgıya kapılabiliyorlar. Halbuki asıl olan şudur. Her bir turist rehberi tek başına dahi mutlak suretle Türkiye'nin turizminin genel olarak gelişmesini ister. Çünkü
Türkiye'nin turizminin genel olarak gelişmesi, turist rehberinin hem iş hacminin artması hem de çalışma imkanlarındaki, çalışma koşullarındaki rahatlık demektir. Bir de gerçekten masa başında yapılan bir işten ziyade görerek, aşık olarak yapılan bir iş olduğu için bir başka noktayı anlatabilmenin keyfini yaşayabilmek dahi turist rehberi için çok kıymetlidir. Bu yüzden yukarıdan bir bakışla ülke turizmi için doğru olan nedir, ülke turizmi vizyonu için doğru olan nedir noktasında bulunarak katkı sağlamaya çalışır. Ama bu bütün sektör için, sektördeki diğer aktörler için ya da efendim işte sektör düzenleyiciler için her zaman böyle olmayabilir. Politika, siyaset, bürokrasi, diplomasi bunların hepsi farklı ne diyelim beklentileri olan noktalar olabilir. Ama turist rehberlerinin, Türk turist rehberlerinin beklentisi Türk turizminin gelişmesi ve turist rehberlerinin de hak ettiği değeri görmesidir. Biz oradan bakarız. Bizim nereden baktığımızda genelde çok ilgilenmeyip çok ciddi baskılar kurulduğu için tam da üzerine güzel bir soru geldi. Arkadaşımız diyor ki Türkiye ve dünyada başka örneği olmayan bir şekilde 4 farklı seviye ve 10 farklı yöntemle rehberlik eğitimi veriliyor diyor. Açıklamış da ben kısımları geçiyorum. Önerilen yeni sistem bu parçalı yapıyı ortadan kaldırmak yerine daha da parçalı bir hale getirmez mi diyor ki çok haklı bir yaklaşım. Bununla alakalı yasa yapıcılar ya da bu yapısal değişikliğe gitmek isteyen karakterlerin acaba yorumu nedir ya da sizin bakış açınız nedir? Şimdi şöyle, yani bir kere bizim önerdiğimiz sistem aslında daha fazla bölünmeye gitmiyor da her bir öğretimin kendi hakkını alabilmesine yönelik diyelim. Sistemi biraz açabilir misiniz peki önerdiğiniz Bizim sistemi? söylediğimiz şu ön lisans bölümü mezunları en azından belki 2 yıl olabilir, belki 3-4 yıl olabilir. O yıl meselesi konuşulabilir. Ama ön lisans mezunları önce bir bölgesel rehber olsunlar. Ülkesel rehber olamasınlar öyle gezi yapıp. Lisans mezunları arzu ederlerse ülkesel rehberlik belgesini hani herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan alsınlar gezilerini tamamlayıp. Bu sayede ön lisansla lisans arasında bir fark olsun. Bir şey olsun. Bu durumda işte programlar da ona göre değişir, ona göre gelişir. Efendim işte ne diyelim ona, ne diyorsunuz? Her bir okulun müfredatı, her bir meslek yüksek okulunun fakültenin müfredatı ona göre gelişir ve değişir. Ona göre de gelişkenlik gösterir. Bizim söylediğimiz temel de bu. Yollardan biri olan sertifika programı ise şu sebeple duruyor yasada. Biz kendi yönetim sürecimizde herhangi bir şekilde sertifika programı açmayı düşünmedik, düşünmüyoruz da. Ama şöyle bir durum var. Siz de çok iyi biliyorsunuz, turizm fakülteleri, Türkiye'deki turizm fakülteleri örneğin dünyada ve Avrupa'da çok fazla örneği olan bir yüksek öğretim modeli değil. Turizm için genellikle yüksek öğretim modelleri tercih edilmiyor. Yarın öbür gün ola ki bir şey oldu ve turizm fakülteleri kapatıldı diyelim. O zaman biz turist rehberi yetiştirmeye nereden devam edeceğiz sorusunun cevabı olarak sertifika programı orada duruyor. Kullanılmak için durmuyor. Ki nitekim galiba yasal süreçte gelişen noktada bir kere bölgesel programlar açıldı. Onun dışında da programlar açılmadı. Sertifika programları geliştirilmedi zaten. Yani fikren ön lisansları kapatamadığımız için, yani gönül ister ki lisansı olan bir şeyin ön lisansı olmasın. Ön lisansları kapatamadığımız için madem öyle onunla onun arasında bir yetki farkı olsun ki
onu anlayalım diye düşündüğümüz bir sistemdir bizim düşündüğümüz. Ya da bizim teklifimiz, öyle diyebilirim. Peki bir sorumuz daha var. Eğitim turları. Bu eğitim turlarında öğrencilerden gelen talep, şikayet ya da önerileri takip etme mekanizmanız var mı? Ya da bu sistem sizde nasıl çalışıyor ya da takip ediyor musunuz? Aslında var tabii. Şimdi şöyle bir şey, öğrencilerden gelen talep derken talep hani şey şuraya eğitim gezisi istiyoruz gibi bir talepse onu zaten hani şey biraz sektörün kendi takvimlendirmesi içerisinde yürütüyoruz. Ama biz gezide şunun değişmesini istiyoruz gibi bir talepse orada şunu söylemem gerekiyor. Gezilerimizi pek de öğrencileri memnun etmek üzere organize etmiyoruz işin açıkçası hocam. Gezilerimiz bizim meslek erbapları olarak öğrencilere, öğrenci arkadaşlarımıza dokunabildiğimiz tek yer ve biz o dokunma noktamızda bütün rehberlere karşılaşabilecekleri zorluklar da sektör içerisinde mesleği yürütürken karşılaşabilecekleri zorluklar da dahil olmak üzere ve bunların çözüm yolları da dahil olmak üzere bayağı bir mesleki eğitim vermeyi hedefliyoruz. O yüzden öğrencilerin eğer ki talepleri efendim ne diyelim gitmişken şurayı da görsek olmaz mı falan filan gibi bir talepse onları çok değerlendirmeye almıyoruz. Ya da efendim işte ben arkadaşımla şurada kalmak istiyorum gibi bir talepse bazen çok yüksek oranda şeyde olduğu için mesela bir yere gezi düzenliyoruz. Bir anda 500 kişi başvuruyor. Ondan sonra o başvuran 500 kişi arasında yapılmış planlama içerisinde iki arkadaşım biz birlikte kalmak istiyoruz diyorlar. Ama biri örnek veriyorum İç Anadolu gezisine katılıyor. Lakin Marmara gezisine katılmıyor. Orada öyle orada öyle gibi böyle niş kişiye özel düzenlemeler ya da bu gibi talepleri çok hayata geçirmiyoruz işin doğrusu. Bir de kendi dedi hep söylediğim gibi yani bizim de kafamızda TÜREB yönetim kurulu olarak turist rehberleri olarak bizim de kafamızda rehberin nasıl olması gerektiğine yönelik bir dünyamız, bir görüşümüz, bir arzumuz, isteğimiz var. O kısa süreç içerisinde bunu o adaylarla paylaştığımız için çok da onların böyle isteklerine yönelik değil de daha çok ideal olarak kendi doğru bildiklerimize yönelik hareket ediyoruz demem lazım. Ha ama şikayet mesela şikayet derken ne şikayeti? Yazılı sınavlar Misal. yapmamış. Ha, yazılı sınavlar, şimdi yazılı sınavlara gelen her şikayeti zaten tekrar değerlendirmeye alıyoruz. Ha bu eğer ki bu şeyse yurt içi eğitim gezileri sonunda yaptığımız yazılı sınavlarsa onları zaten yapmak zorundayız. Bu yasal yükümlülük 6.326 sayılı yasanın 3. maddesi mesleğe giriş kabul koşullarını belirler. Orada da açıkça yazıyor işte. Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında birlikler tarafından yapılan yurt içi eğitim gezileri sonundaki sınavlarda başarılı olmak. Biz yani şunu söyleyeyim, keşke 2012-2013 yılından bu yana bütün o yazılılar yapılmış olsaydı da ben bugün ya da biz diyeyim TÜREB yönetim kurulu olarak istediğimiz seviyede sorular sorabilseydik. Ben sorular tamamen bana bırakılsa öyle görüyorum ki çok daha zor şeyler sorarım. Ama hem eğitmen rehberlik yapan hocalarım hem yönetim kurulu üyelerimiz falan bir ortak akılla ortaya çıkıyor sorular. Bu hem yabancı dil sınavları için geçerlidir hem de eğitim gezileri sonunda yapılan sınavlar için geçerlidir. O yüzden benim şahsen arzu ettiğimden daha kolay sınavlar bile yapıyoruz diyebilirim. Burada biraz adaylarımız bu işin yurt içi eğitim gezisi de dahil olmak üzere bu işin keyfe keder bir şey olmadığını anlayacaklar. O yurt içi eğitim gezileri
adaylarımızın ben parasını verdim ve gezmeye gidiyorum diye düşünebilecekleri bir şey değil. Evet, orada bir para veriyorlar ama bu verdikleri paranın karşılığını eğitilerek alıyorlar ve eğitim konusunda, öğretim konusunda belli bir disiplinin olması gerekliliği mutlak. Biz öncesinden farklı olarak her bölge gezisinin açılış toplantısına ben bizzat katıldım Sayın Hocam. Bizzat katıldım. Öğrencilerimizin bütün sorularına cevap verdim ve onlara da bütün gezinin hem amacını hem işleyişini hem buradaki hedeflerimizi hepsini öğrencilerimize aktardım. TÜREB Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte başta Serhan Güngör olmak üzere hepsini açık açık öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Ama yani bunun dışında bir şikayet varsa örnek veriyorum eğitmen hocalarımızın insani davranışlarıyla ilgili bir sıkıntı varsa veya efendim işte şu otele gittik evet otel şöyle görünüyordu ama oradaki standardı karşılamadı gibi bir sıkıntı varsa bunlarla ilgili biz hep geri planda çalışmalarımızı yapıyoruz. Gerektiği zaman da anında müdahale ediyoruz. Çünkü şimdiye kadar da hiçbir eğitim gezisini bir gün olsun doğrudan TÜREB Yönetim Kurulu'ndan bir meslektaşımla, bir arkadaşımla olmaksızın bıraktığımız olmadı. Yani mutlaka her gün TÜREB Yönetim Kurulu'ndan biri o yurt içi eğitim gezisine iştirak ediyor. Mutlaka. Peki rehber eğitmenleri seçerken ki kriteriniz nedir? Şöyle mevzuatta aslında yazıyor bu zaten şey diyor en az 8 yıldır eylemli turist rehberi olması diyor. Biz bunu biraz daha yukarı çektik. Çok istisnai bir durum olmadığı durum halde çalıştığımız rehber hocalarımız en az neredeyse 20 yıllık turist rehberleri ve zaten hani oldum olası eylemliler. Bununla birlikte mutlaka ve mutlaka lisans mezunu olmalarını bekliyoruz. Ve geziyi düzenlediğimiz bölgedeki odalarımızdan öneriler de alarak bu eğitmenlerimizi belirliyoruz. Tamam. Böyle. Bir yandan da öğrenciler de yazıyor gruplardan. Tabii. Biliyorsunuz bizim fakültede diğer fakültelerden farklı olarak Türkiye turu mezuniyet koşulu. Yabancı öğrencilerimiz de dahil olmak üzere ki artık yabancı öğrenci alımı yapmıyoruz. Öğrencilerimiz de haklı olarak soruyorlar. Şimdi mezun durumunda olan ama bu sene eğitim gezisi olmazsa bu sebeple mezun olamayacak olan arkadaşlar geleceğe Yazık. yönelik en azından bir ümit var mı? Bu sene kesin olur mu? Biraz önce Olur ümitlendik. olur. Olur. Serhan Bey ona göre askerlik vesaire ayarladım gibi böyle yazılar geliyor bir yandan da. Bu sene olur gibi bir perspektifimiz Olur, var. olur. Yurt içi eğitim gezisi bu yıl olur. Yani şöyle daha önceki yıllarda da hani eksik bölgeler olduğu olmuş. Siz de biliyorsunuz çok uzun yıllar ülkemizin bazı bölgelerine eğitim gezileri düzenlenmemiş, düzenlenememiş. Biz işte maksimum şeylerle, önlemlerle ve yine maksimum nasıl diyelim güvenlik içerisinde mutlaka bu yıl eğitim gezileri düzenleriz. Yani düzenleriz biz, yaparız. Çünkü Tamam. geçen yıl 2020 yılında Ağustos ayında evet pandemi şeye geçiyordu, azalmıştı ama o zaman dahi 8 otobüs yarımşar kapasite 8 otobüs yaptığımız gezide bir tane bile ki biz katılımcılarımızı gezi bittikten sonraki 15 gün boyunca da takip ettik. Bir tane bile vakayla karşılaşmadık.
onun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü maksimum güven, maksimum hijyen içerisinde çalıştık. Geçen yıl yapabildiysek bu yıl da mutlaka yaparız. Yaparız yani. Umarım mesaj atmıştır. Bir son bir soruyla kapatalım dilerseniz. Şu an çok da ümidi olmayan, meslekten ümidi olmayan, bu sebeple de tercih olarak acaba yazsak mı yazmasak mı diye düşünen, hem yine sınava girecek olan arkadaşlara hem de şu an mevcut öğrencilerimize söyleyecek son bir sözünüz var mıdır? Tamam. Hocam şimdi hemen müsaadenizle ben de bu yorumlar arasında bir best taki never ya da best taki never artık nasılsa öyle bir yorum gördüm. Ön lisansa karşı olan mücadeleniz canımı yakıyor. Ben ön lisanstan mezun oldum ve çok da iyi rehber oldum demiş arkadaşım, meslektaşım. Tabii ki olabilir. Olamaz diye bir şey yok. Ama ana ideal, ana hedef herkesin, turist rehberi olacak herkesin mutlaka ve mutlaka en az lisans eğitimini tamamlamış olmasıdır. Bu bir kalite isteğidir. Yoksa biz şununla da sürekli karşılaşabiliriz. Aman ben 200 saat ders aldım da rehber oldum. Çok da iyi rehber oldum. Böyle de olunabiliyor. O değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz kaliteyi, eğitimi, öğretimi yükseltebildiğimiz en yüksek noktaya kadar çıkartarak insanların en donanımlı şekilde mesleğe giriş yapmasını sağlamak. Hemen onu söyledikten sonra şimdi bu bölümü yazıp yazmamak konusunda şüphe eden daha da genç arkadaşlarımıza seslenmek adına söylemek gereken çok şey var aslında. Bir, çok zor olacak. Bu süreç kolay değil. Yani bunu hiç kimse aklından çıkartmamalı. İki, bu meslek hem gezeceğim hem de para kazanacağım mesleği değil. Öyle bir dünya yok. Bu baya baya çalışarak ve yer yer 40 kişinin, yer yer 20 kişinin hayati sorumluluğunu da alarak, çünkü o kadar da yol yapılacak. İşte geldiğimiz noktada pandemide o kadar hijyen önlemleri alınacak. Her birinin attığı adıma dikkat edilecek. Onların sorumluluğunu şöyle şu iki omza alarak bir onları gezdirmek. Gezdirirken ödedikleri o kadar paranın ki o para yer yer akıllarından hiç çıkmayacak karşılığını alabilmelerini sağlamak ve daha da önemlisi bütün gezi bittikten sonra evlerine döndüklerinde ve hatta aradan belki de yıllar geçtiğinde onlar da şöyle bir cümle kurdurabilmek sorumluluğu gerekiyor. Ya biz Türkiye'ye gitmiştik. Orada bizim bir rehberimiz vardı. Türkiye'yi bize öyle bir anlattı ki biz hiç bilmiyorduk, biliyor musun Türkiye'de öyle olduğunu. Biz burada hep yanlış biliyormuşuz. Aslında bambaşka bir yermiş. Türkiye diyebilecek şekilde yapılması gereken bir meslek. Bunu yapabileceğimize önce gönülden inanacağız. Ha, ama gönlümüzde bu inanç yoksa bunu isteyip istemediğimizi test edebileceğimiz onlarca imkan çıkacak önümüze. Ben mesela kendim yurt içi eğitim gezilerinde rehber hocalık yaptığımda hep şunu söylüyordum. Onca çileyle gecenin bir köründe uykusu kesilerek sabah ayazında Nemrut'a 2000 bilmem kaç metreye çıktıktan sonra dahi oradaki o heykelleri gördüğünde şöyle tüyleri diken diken olmuyorsa insan ve bunu efendim işte mesleki kariyeri boyunca 100. kez yaptığında hala oradaki heykellere bir baktığında vay arkadaş neymiş bunlar be ya? Of diye böyle bir hem beğeniyle hem gururla hem efendim işte ne diyeyim böyle bir estetik doygunlukla, estetik güzelliğe bakmanın doygunluğuyla içinden geçiremeyeceğini düşünüyorsa çok da belki bu yolda adım atmamalı.
Bir de 21. yüzyıl dünyasında şunu görüyoruz ki bir ömür bir meslekle geçmiyor aslına bakarsanız. Artık insanoğlu kendini birçok dalda ve farklı bir biçimde geliştirme ihtiyacı duyuyor ve böyle bir taleple karşı karşıya bunu en güzel biçimde yapabileceğiniz yer turist rehberliği iken bunu sizden en çok talep eden yer de turist rehberliği. Bu talebe sürekli gelişim talebine hiç durmadan öğrenme, öğretilme talebine karşılık verebilecekse insan o zaman turist rehberi olmalı. Ha yok ben öyle şey istemiyorum. Ben biraz daha böyle efendim işte öğreneyim. Ondan sonra sadece süreç içerisinde ihtiyaç olan ufak tefek şeyleri öğrenir giderim. Hayattan bu şekilde de keyif alanlar olabilir. Öyle yaklaşanlar olursa o zaman hani turist rehberliği mesleğini tercih etmek zorunda değiller. Ve ben aslında bütün gençlere şunu da söylemek istiyorum. Üzerinizde hissettiğiniz bütün o üniversite baskısı, şunlar bunlar falan filan. Değerli arkadaşlar, bunların hiçbiri gerçek değil. Gerçek olan şu hayatta sizin nasıl mutlu olacağınız. Siz önce onu bir kendiniz seçeceksiniz. Ondan sonra mutlu olmak yolunda adımlarınızı atacaksınız. Tamam mı? Onun dışındakiler böyle biraz işte mahalle baskısı küçük çaptayken mahalle baskısı diyebileceğimiz ama genele aldığımız zaman sosyal hayat baskısı vesaire falan filan önce siz bir kendiniz olacaksınız, iki nasıl mutlu olacağınızı anlayacaksınız, üç nasıl mutlu olduğunuzu anladıktan sonra her bir hareketiniz o nasıl mutlu olacağınız noktasındaki hedefe ulaşmak üzere olacak. Hayat bu kadar aslında kolay. Rahat olun yani. Ve şunu da söyleyeyim. Hani böyle mesela yazışmalardan görüyorum. Hocam ben yabancı dil sınavını geçemedim, o oldu bu oldu falan filan. Yabancı dil sınavını geçememeniz dünyanın sonu değil, bir şey değil. İlla turist rehberliği bölümünü okudunuz ve mezun oldunuz diye illa bu mesleği yapmak zorunda da değilsiniz. Öyle yani biraz hani hayata daha geniş açıdan bakın. Lütfen. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben Bu keyifli teşekkür ederim sohbet hocam. için. Meslektaşlarımızı hevesle ve büyük bir çabayla yetiştirmeye çalışan biz akademisyenleri sizlerle bir arada görmeyi, daha sık görmeyi daha çok isteriz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Turizm ormanını bir kere daha hatırlatayım. Aşağıdan şey yazıyorlar arada ama arkadaşlar. Turizm ormanı 2026. Tekrardan hem katkı sağlayan arkadaşlar hem de vakit ayırıp gecenin bu saatinde bizlerle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere tekrardan. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Hoşça kalın hocam.